Avrupa Birliği'nden çıkan İngiltere, Brexit'le koronavirüs önlemlerinin getirdiği tedarik sorunlarıyla boğuşuyor. Ülkede yaşanan tır ve kamyon şoförü sorunu birçok alanda krize döndü. Gıda sektöründeki sevkiyat sorunları nedeniyle market reyonları boş kaldı. Birçok restoranda servis veremez hale geldi. İngiltere'deki kriz son olarak akaryakıt sektörünü de vurdu. Şoför eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunu, akaryakıt istasyonlarının bir kısmının kapanmasına neden oldu. Açık kalan istasyonların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan kriz nedeniyle süpermarketler zinciri Tesco'nun geçen hafta hükümete yönelik uyarısı da gerçeğe dönüştü. Bazı yerlerde kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Londra'nın güneydoğusundaki Welling'de elinde bıçak olan bir adamın araç içindeki başka bir sürücünün önünü kesip bağırdığı görüldü. Bazı sürücüler yer yer gece boyunca benzin istasyonlarının önünde sıra oluşturdu. Bazı kentlerde ise hırsızlar arabaların depolarından benzin çalmaya çalıştı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, gerginliğe karşı vatandaşlara itidal çağrısında bulundu. Savunma Bakanı Ben Wallace da İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin baskıyı azaltmaya hazır olduğunu açıkladı. Yakıt teslimatını hızlandırmak için ayrıca 1998'den beri yürürlükte olan rekabet yasası da askıya alındı. 1 Şubat 2020'de Avrupa Birliği üyeliğinden çıkan İngiltere'nin yaşanan vize sıkıntılarıyla salgın tedbirlerinden dolayı 90 binden fazla ağır vasıta sürücüsüne ihtiyacı var. Hükümet son olarak geçici vize programı kapsamında 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize vereceğini duyurdu. Pandemi nedeniyle İngiltere'de 12 aydan fazla bir süre sürüş eğitimi yapılamıyor. Ülkede yeterli sayıda ehliyet sahibi bulunmamasının dışında Brexit öncesi çalışabilen 25 bin Avrupa Birliği vatandaşı da Brexit nedeniyle çalışma izni almak zorunda. İngiltere Ticaret Odası ise hükümetin girişimini yangına bir kova su dökmek olarak nitelendiriyor. Just go to your college.